Merhaba arkadaşlar, ben Fujifilm Adana Showroom'dan Necati. Bu videomuzda Fujifilm makinalarımızda dinamik aralığı nasıl genişletebileceğimize bakacağız ve log çekimle ilgili merak edilenleri konuşacağız. Her şeyden önce log çekimin nasıl geliştiğine değinelim. Dijital videodan önce film temelli üretim yaygındı. Dijital görüntünün film teknolojisinin sınırlarına erişmesi 1990'lı yıllardan günümüze kadar devam eden bir süreç. Film teknolojisine ulaşma çabalarından birisi de aslında makinelerimizin içerisine yerleştirilmiş olan log çekim. Dijitale geçiş döneminde mühendisler bir film negatifinin 10 bitlik dosya ile logaritmik olarak tamamen yakalanabileceğini keşfettiler. Peki mühendisler neden logaritmik bir eğri geliştirdiler? Çünkü insan gözü ve film ışığa karşı logaritmik çalışıyor. Yani ışık miktarındaki eş artışlar karşısında negatif film ve insan gözünde lineer bir şekilde artış gerçekleşerek görüntü oluşmuyor. Logaritmik artışlarla görüntü oluşuyor. Peki ilk dijital makine sensörleri nasıl çalışmaktaydı? İlk dijital makineler ışığı lineer olarak kaydediyordu. Ve zamanla film görüntüsü temelli logaritmik eğriler makinelerimizin içinde yer almaya başladı. Bu şekilde dinamik aralığı daha geniş görüntüler kaydedebilmemiz mümkün oldu. Görüntünün en aydınlık alanı ve en karanlık alanı arasındaki orana dinamik aralık diyoruz. Işık dağılımının homojen olmadığı bir çekim koşulundaysak yüksek dinamik aralığa ihtiyaç doğuyor. Ters ışıkta olduğu gibi ya da karanlıktan aydınlığa vardığımız kompozisyonlarda olduğu gibi. Log çekimle birlikte aslında dinamik aralık genişliyor ve görüntünün bu alanlarından kazanç sağlıyoruz. Şimdi gelin Fujifilm makinalarımızda log çekim nasıl yapılır, log çekim yapılmadığında ise dinamik aralık nasıl geliştirilir bu iki senaryo üzerinden gidelim. İlk olarak Fujifilm makinalarımızda log çekimi menüden seçiyoruz. F-Log 1 12 stop dinamik aralık verirken şu an X-H2S, X-H2 ve X-T5 modellerimizde kullanabildiğimiz F-Log 2 14 stop dinamik aralık vermekte. Diğer farklarına log çekimle ilgili dikkat edilmesi gereken şeyleri söyledikten sonra değineceğiz. Log profilimizi seçtikten sonra menüden F-Log görüntü yardımını açmanızı tavsiye ederiz. Bu ayarla görüntünün REC 709 uygulanmış halini görürsünüz. Log görüntü aslında biraz eskiz gibidir. Sonradan boyanmaya ihtiyacı vardır. Görüntünün çiğliğinden yani kontrastsız ve desatüre olmasından ötürü bu ön izlemeyi açmak detayları görüntüleme ve netleme için daha sağlıklı olacaktır. Ön izleme için kameranın LCD'si yerine harici bir monitör kullanmak, özellikle LUT aktarabileceğiniz bir monitör kullanmak post aşamasında nasıl bir sonuca varacağınızı görmenizi kolaylaştırır. Godox'un GM5.5, GM6S ve GM7S modellerinde LUT aktararak ön izleme yapabiliyorsunuz. Log çekimde özellikle ışık yoğunluğunun farklı olduğu durumlarda arka plan bulanıklığı istiyorsanız aşırı pozlamadan kaçınmak için ND filtre kullanmanız şart. Çünkü log çekimde en düşük ISO değerimiz modellere göre farklılık göstermekle birlikte F-Log 1'de 500 ve 640, F-Log 2'de 1000 ve 1250 değerindedir. Bu ISO değerlerinde hem motion blur hem de sığ alan derinliği etkisini yakalamak için ND filtre kullanmalısınız. Dış çekimlerde enstantane değeriyle oynayarak pozlama yapan pek çok kişi var bu konuda. Bu hem göz yoran bir görüntüye sebep olabiliyor hem de motion blur hissini ortadan kaldırıyor. İç mekanlarda ise flicker free teknolojiye sahip olmayan ışıklandırma ve ışığın frekans değeriyle uyumsuz enstantane seçiminde ne yazık ki titremeye yol açabiliyor. Peki log görüntüyü nasıl pozlamalıyız? Biraz buna değinelim. Öncelikle video grafiklerini kullanmamız lazım. Histogramın hafif sağa yatık olmasına dikkat edin. Yani artı değerde pozlama yapmanızı tavsiye ediyoruz. Hali hazırda gölge alanlardan kazanç sağlarken eksi pozlarsak gölge alanlardaki kazancımızı kaybetmiş oluruz ve posta tekrar bu alanları açmaya çalışmak görüntüyü grenli hale getirebilmekte. Bu sebeple mevcut ışık koşulunu gözeterek artı pozlamak, aydınlık alana doğru gitmek daha doğru. Sola yatık, ortaya yayılmış ve sağ yatık histogram grafiğine sahip 3 log görüntüyü görüyorsunuz. Bu görüntülere aynı LUT'u attığımızda sağ yatık olanda hem aydınlık alandan hem de gölgelerden daha fazla kazanç sağladığımızı gözlemleyebiliyorsunuz. Çektiğimiz log görüntüleri işlemek için ise FujifilmX.com'dan F-Log ve F-Log 2 eğrileri için hazırlanmış LUT dosyalarını indiriyoruz. İndirdikten sonra kurgu programında kamera modelinize göre klasörlenmiş bu LUT'ları içeri aktarıyorsunuz. Eterna ve Eterna BB olarak geçen LUT'larla kameramızın içerisindeki Eterna ve Eterna Bleach Bypass renk simülasyonlarına direkt dönüşüm sağlayabiliyorsunuz. BT709 olarak geçen LUT'umuz kameramızın içerisindeki ön izleme LUT'u ile aynıdır. F-Log çekimdeki siyah seviyesini korur ve rengi normalleştirir. Kreatif düzenlemeler için bunu tercih edebilirsiniz. WDR709 ise karanlık alanları ve rengi normalleştirerek nötr bir görüntü oluşturur. Şimdi standart renk simülasyonu F-Log 1 ve F-Log 2 ile aynı değerlerde pozlanmış görüntüler karşımızda. Kullandığımız LUT WDR. Her iki log profili de geniş dinamik aralık sunuyor standart çekime kıyasla. F-Log 2 cilt tonu ve gölge vurguları bakımından F-Log 1'den daha başarılı diyebiliriz. Özellikle tüp ışıklarımızı yüksek dimde arkaya yerleştirmiştik dinamik aralık farkını görmek için. F-Log 2 parlak alanlardan kazanım konusunda gerçekten başarılı.
Işıklılığın bol olduğu durumlarda F-Log 2'nin bu bahsettiğimiz avantajlarından yararlanılabilir. F-Log 1'in de çoğu koşulda yeterli dinamik aralığı sağladığını söyleyebiliriz. Mevcut ışık koşuluna, kullanacağınız LUT'a ve grading işlemlerinde varmak istediğiniz noktaya göre log profil tercihinizi yapabilirsiniz. Bu tercih biraz deneyime tabi. Videomuzun şu ana kadarki bölümünde log çekimli dinamik aralık arttırmayı gösterdik. İkinci yöntemimiz ise log çekim yapmadan kameranın içerisindeki ayarlarla benzer bir sonuca gitmeye çalışmak olacak. Bu yönteme Dynamic Range Boost adını koyduk. Bunun için Fujifilm renk simülasyonlarımızdan Eterna'yı seçiyoruz. Dinamik aralık ayarını %400'e ayarlıyoruz. Dinamik aralığı %400 yaptıktan sonra eğrilerden hem highlight hem shadow ayarını -2 yapıyoruz. Bu bize karanlık ve aydınlık alanlardan kazanç sağlıyor. Eterna'nın desatüre görüntüsünü normalleştirmek için renkliliği +1 yapıyoruz. Şu an görüntüde solda standart renk simülasyonu ile çekilmiş görüntümüz var. Ortada dinamik aralık %100'de Eterna ile çekilmiş görüntü. En sağda ise dinamik aralık %400'de Eterna seçili ve bahsettiğimiz eğri ve renk ayarı yapılmış görüntümüz bulunuyor. Dinamik aralık farkını görüyorsunuz. Peki bu ayarı aynı değerlerde pozlanmış F-Log 1 ve F-Log 2 ile vardığımız sonuçla kıyaslarsak? Gerçekten çok benzer. İki senaryodan hangisini kullanmalıyız peki? İlk senaryomuz log çekim yapmak, ikinci senaryomuz ise Dynamic Range Boost. Log çekimin kurgu yazılımında işlenmesi lazımdır. Dynamic Range Boost ile kamera içinde iş hallediyoruz. Log çekim üzerinde sonradan pek çok işlem yapılabilir. Kreatif düzenlemeler için daha uygun. Pek çok dönüşüm sağlayabiliyoruz. Dynamic Range Boost renkli bir ışıkta elimizdeki hazır kullanıma uygun. Üzerinde log çekimdeki gibi kreatif düzenlemeler yapmak zor. Gökyüzü patlamasın, gölge alanlardaki detaylar görünsün, kurguya girmeden hızlıca bir çıktıya ulaşayım diyorsan Dynamic Range Boost yöntemini seçebilirsin. Yok, ben görüntü üzerinde sonradan düzenlemeler yapabilmek ve farklı stiller denemek istiyorum diyorsan log çekime başvurmalısın. Tercih tamamen sizin ihtiyacınıza kalmış durumda. Log çekime ve dinamik aralığı genişletmeye değinmiş olduğumuz bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur ve çekimlerinizde bu bilgiler işinize yarar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.